artık faturanızı düşürmek mümkün. Tıpkı GSM şebekenizi değiştirebildiğiniz gibi elektrikte de şirketi değiştirebiliyorsunuz. Türkiye genelinde 35 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bu tüketiciler arasından aylık faturası 130 TL'den fazla gelenler serbest tüketici statüsüne giriyor. Reon Enerji bu yeni sistemin yarattığı avantajı ve tüketiciye sağladığı kolaylıkları Eko Gündem'de anlatıyor. Elektrikte tasarruf harekatı başlıyor. İster küçük işletme, ister büyük, isterse konut. Sadece 3 adımda indirimli elektrik kullanımı mümkün kılınıyor. En son aya ait faturanın ucuz elektrik noktasına getirilmesinin ardından aylık tüketime en uygun teklifler sunuluyor. Yapılan sözleşme doğrultusunda tüketici seçtiği paket üzerinden indirimli enerji kullanımına başlıyor. Elektrik toptan satışında tasarrufun adresi Reon Enerji Anonim Şirketi, EPDK'dan aldığı tedarik lisansıyla üreticiden aldığı elektriği uygun koşullarda serbest tüketicilere sunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şakar, Türkiye için henüz yeni denilebilecek bu sistemin nasıl işlediğini izah ederek söze başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bir mevzuatı doğrultusunda elektrik toptan satış adıyla tedarik lisansı yani direkt para kendiciye bu işin inmesiyle ilgili bir lisans mevzuatı var. Bu lisansı alan Reon Enerji Anonim Şirketi, Akıntek Tekstil ve Yapı İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşat Akın'la birlikte hayata geçirdiğimiz bir firmadır. Almış olduğumuz bu tedarik lisansı çerçevesinde de Türkiye'nin her yerine indirimli elektrik sunabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Üreticilerden direkt bunu temin edip tüketiciye direkt satabiliyoruz. Bunun dışında gene Türkiye'de bir elektrik borsamız var. Buna da Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi diyoruz. Kısaca PUMUM diye adlandırıyoruz. Buradan gene alım yapıp doğrudan serbest tüketiciye indirimli olarak tedarikte bulunabiliyoruz. Aylık faturası 133 TL'den fazla gelen herkes serbest tüketici sıfatıyla indirimli elektrik avantajından faydalanabiliyor. Günümüz itibariyle 133 lira üzeri tüketimi bulunan tüm abonelerimiz serbest tüketici olmanın avantajlarından faydalanabiliyorlar. Tabii bu limit 2012 yılında 3000-4000 lira civarlarındaydı. Bu hem Enerji Bakanlığımızın hem EPDK'nın çalışmaları neticesinde günümüzde 133 liraya kadar düştü. Dileğimiz o ki ve beklenen de o ki önümüzdeki dönemde de bu sıfıra düşecek. Yani 20-30 lira elektrik faturası ödeyen bir vatandaşımız bile bundan rahatlıkla faydalanacak. Sürdürülebilir bir tedarik şirketi olmak hedefi ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla her ölçekten enerji ihtiyacını karşılayan firma, günümüz dünyasının en temel ihtiyacı elektriğe düşük maliyetle ulaşma imkanı sunuyor. Dağıtım şirketlerinin belli bir birim fiyatları vardır Türkiye'nin her tarafında. Bu birim fiyatlar üzerinden net indirimler yapıyoruz. Tabii toptan olarak elektriği temin ettiğimiz için çok daha indirimli fiyatlarla gerek sanayicilerimize, gerek otel sahiplerine, restoran sahiplerine, hatta şu anda 3+1 bir meskene bile, yani 150 metrekare üzerinde bir daireye bile biz indirimli elektrik sağlayabiliyoruz. Tabii bu da dolayısıyla masrafların düşmesine sebep oluyor ve tüketiciyi mutlu ediyor. Rekabetçi piyasada serbest tüketicinin tedarikçi tercihinde belirleyici etkenlerden biri firmaların düzenlediği kampanyalarken bir diğeri satış sonrası verilecek destek oluyor. Belli limitlerde tüketim yapan müşterilerimizin ilk faturalarını biz karşılayabiliyoruz. Bu taahhütle alıyoruz. Yine elektrik fiyatlarından etkilenmek istemeyen müşterilerimiz için de 12 aylık sabit elektrik fiyatıyla anlaşabiliyoruz. Tabii bu direkt akıllara şunu getiriyor, özellikle büyük tüketiciler için. Yani siz diyor nasıl bunu? Hani 12 ay boyunca sabit. Global kriz var biliyorsunuz, işte Ukrayna krizi var. %90'ın üzerinde petrol ve doğalgazda dışa bağımlıyız. Tabii bu ticari bir iş, ticari bir risk. Profesyonel anlamda ticari bir fizibilite yapılıyor. Yıllık ve onun üzerinden fiyatlar veriliyor. Sadece kampanya, sadece satış politikası değil, satış sonrası müşteri memnuniyeti de bizim için çok önemli. Onur Şakar, Türkiye'de henüz tüketicilerin %3'lük kısmının bu avantajlı sistemden haberdar olduğu bilgisini paylaşıyor. Türkiye'de şu anda her 100 aboneden 3'ü
serbest tüketici kapsamında elektrik tedarik ediyor. Volüm olarak, hacim olarak baktığınızda da %20. Genelde büyük sanayicilerimiz, otellerimiz genelde bunu tercih ediyorlar, kullanmaya başladılar diyebiliriz. Diğer aboneler henüz bundan haberdar değiller. Çünkü bu bilinç henüz daha Türkiye'de tam oturmuş değil. Nüfusu her yıl 1 milyon artan Türkiye büyüyor, gelişiyor, değişiyor. Bu değişime paralel olarak enerji ihtiyacı da artıyor. Ülkemizde enerji arzının talepten daha fazla olması temel hedefler arasında yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şakar, Türkiye'nin elektrik arzını karşılamak üzere yeni yatırımlar yapacaklarının altını çiziyor. Avrupa'da herhangi bir ülkeyi göz önüne alalım. 100 birim elektrik tüketiliyorsa Türkiye'de 20 birim, 30 birim elektrik tüketiliyor. Buna rağmen çok büyük bir açık var. Ve bu açığı da biraz hani rakam olarak verebilirim. Yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor bizim Türkiye olarak. Tabii bunu devletimizden, hükümetimizden beklememiz bence çok doğru değil. Özel sektörden bunu bekleyeceğiz bir kısmını. Ve biz de Reon Enerji ailesi olarak bununla ilgili fizibilitelerimiz var. Yatırım planlarımız var. Biz de bu konuda hem halkımıza hem hükümetimize destek olmak istiyoruz. Enerji Bakanı Taner Yıldız, enerji piyasasında özel sektörün geçmişe kıyasla daha fazla sorumluluk üstlenmesinden memnuniyetle söz ediyor. 10 yıl önce enerjiyle alakalı yatırımların 3'te 1'i özel sektöre aitken şu anda 3'te 2'si özel sektöre ait. Biz bu oranın yakın ve kısa orta vadede %75'ler civarında olmasını öngörüyoruz. Biz kamu nezaretinde, kamu denetiminde olabildiğince serbest bir özel sektör hedefliyoruz. Fabrikalardan otellere, orta ve büyük ölçekte endüstriyel üretim tesislerinden ağır metal sanayine, meskenlerden küçük ölçekli işletmelere kadar her sektörden firmanın masraflarını azaltmasına katkı sağlanıyor. Böylelikle kurumların rekabet gücü artıyor. Biz Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün tüketicilere indirme elektrik sunabiliyoruz. Sektörel bazda da şöyle, hani bizim için tüketimin küçüğü büyüğü yok açıkçası. Yani biz herkese eşit şartlarda imkan sunuyoruz. Tekstil fabrikası düşünelim. Büyük hacimli üretime dayalı bir fabrika olsun. Aylık faturası 1000 lira. Şimdi biz bunu tabii kıyaslatıyoruz. Profesyonel bir ekibimiz var. Müşterilerimize her zaman bunu sayısal olarak ortaya koyuyoruz. Yani görmelerini sağlıyoruz. Ne kadar? 1 milyon lira bir fatura ödüyor. Devletten alırsa ya da bağlı olduğu dağıtım şirketinden diyelim. Reon Enerji'ye geldiği zaman bu 800 bin liraya düşüyor. Yani ayda 200 bin lira bir karı oluyor. Bu tabii ki işletmeler için malumunuz elektrik çok büyük bir masraf. Maliyetlerin %30, %40'ını oluşturur sanayiciler için. Buradaki ciddi düşüşler çok ilgi görüyor açıkçası. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şakar sözlerinin sonunda sürdürülebilir indirim ve tedarik için ülke ekonomisine katkılarının süreceğini ifade ediyor. 7'den 70'e, küçükten büyüğe, 2 artı 1 bir evden Türkiye'nin en büyük holdinglerine kadar indirimli ve kaliteli hizmet anlayışıyla enerji sunma misyonundayız. Ve müşterilerimizin aklında hiçbir zaman bir soru işareti bırakmak istemiyoruz ve Reon Enerji olarak sürdürülebilir bir tedarik firması olmak istiyoruz ve akıllarda kalmak istiyoruz.